LGS'ye son 24 gün çok değerli zamanlardayız. Neden? Çünkü artık bu 24 gün içerisinde netlerimizi 24 tane artırabiliriz. Puanımızı 24 puan artırabiliriz. O kadar değerli ki. O yüzden dikkat olmamız lazım. Stres yapmamamız lazım. Ve arkamıza yaslanıp güzel güzel çalıştıktan sonra da yanlışlarımızın üzerinden geçmemiz lazım. Şimdi ilk başta günün sözüyle başlıyoruz. Diyor ki bir şeyi gerçekten yapmak isteyen bir yol bulur. ...istemeyen mazeret bulur. Biz gerçekten liseyi kazanmak istiyor muyuz? İstiyoruz. O zaman ne yapıp edip çalışacağız arkadaşlar? Matematiği yapamazsak bile... ...Türkçe'de yanlışlarımız çıksa bile... ...Fen'de hala bazı soruları kaçırsak bile... ...mazeret bulmayacağız... ...ve biz gayret gösterip çalışmaya devam edeceğiz. Ha, sınava kadar ne kadar yapabilirsek o kadar kar. Zaten bu bir sıralama sınavı. Okul yazılısı değil yani... Okul yazılısından 69 aldım. O zaman 3. 70 aldım. O zaman 4. Bak bir puan 70 yapıyor. Bir puan 69. 3. 4. Ama liselere giriş sınavı böyle bir şey değil. Sen matematikte 2 yanlış yaparsın, istediğin liseyi kazanırsın. Üç yanlış yaparsın istediğin liseyi kazanırsın. Çünkü diğerinden daha az yanlış yapmışsındır. Ama sınavı çok kolay yaparlar. Sen hepsini doğru yaparsın ama yine kazanamazsın. Niye? E çünkü herkes hepsini doğru yapmıştır. Dolayısıyla sen diğer adaydan daha fazla çalışman yeterli. Bu yeterli. Mazeret buldum. Gün yorumuna baktığımızda IPS Galaxy'im gerçekten uzaydan yazmış. 421 beğeni almış bakalım. İnşallah ha Müslüman bir arkadaş aynı zamanda uzaydan yazsa da. Herkes istediği liseye gider demiş inşallah. Her beğeni bir amin demiş. Bu saatten sonra sözel mantık sorusu çözelim Niye bu saatten olmuş ki? Bu saatten da çözebilirsin. Denemelerde karşına çıkmayacak mı? Açtın mesela deneme çözüyorsun. Denemede karşına pardon çıkmadı benim ama e, din kültürü şöyle geçeyim. İnşallah çıkar. Evet mesela burada bir tane var. Sözel mantık sorusu var. Grafik sorusu var. Böyle sorular gelebilir. Dolayısıyla denemelerde çıktığı kadarıyla çözebilirsin. Eğer yanlış yapmıyorsan çözme. Ama denemede karşına çıktı sözel mantık sorusu ve yanlış yaptın. O zaman hemen başka bir kitaptan açıp ben sözel mantık konusunu tekrar etmem lazım. Türkçe'de ben hala hatalar yapıyorum. O zaman buradaki e, sözel mantık soruları alakalı tek tek tekrarlar yapmalıyım. Bu tarz infografik soruları çözmeliyim demelisin. O cezayı vermelisin. Yani yanlış yapıyorsan çözmelisin, yapmıyorsan artık sadece denemelerde karşılaş. En az ne sıklıkla deneme çözmeliyiz? Çözebildiğimiz kadar deneme çözmeliyiz arkadaşlar. Bence eğer elimizde deneme varsa mutlaka gün aşırı deneme çözmemiz gerekiyor. Yani bir gün çöz, bir gün dinlen. Bir gün çöz, bir gün dinlen gibi. Matematik netlerini tos yöntemi dışında nasıl yükseltebilirim? Arkadaşlar matematik netlerimizi şu şekilde yükseltebiliriz tos yöntemi dışında. Dilgi matematik soruyu çözüyorsunuz. Şöyle matematik sorusu açalım. Bu soruyu yanlış yaptınız. Yanlış yaptığınız sorunun cevabı Bursa, Ceyhan öğrendiniz tamam falan. Sonra bu soruyu aradan birkaç gün geçtikten sonra seçenekleri kapatıp yani cevabını görmeden seçeneksiz sanki okul yazılısıymış gibi tekrar çözmeye çalışın. Eğer tekrar çözebiliyorsanız seçenekleri görmediğiniz halde o zaman iyisiniz demektir. E ama hocam ben zaten hatırlıyorum ki iki yıl önce çözmüşüm. Olsun. O size bir çözme yöntemi kazandıracaktır. Ve tabii ki bu çözdüğünüz sorular da gerçekten güzel sorular olmalı. Gerçekten örnek sorularda veyahut da geçen seneki LGS'de veyahut da Tonguç'ta karşılaştığınız güzel sorular olmalı. Veyahut da mesela bir soru çözüyorsun. Ya bunu zaten belli. Ekok yapacaksın artık. Yani bunu çözmene gerek yok. Ama diğer soruya geçtin. Bunu bir türlü yapamıyorsun ve her seferinde yanlış yapıyorsun. O zaman bu soruyu bir daha çöz. Haftaya bir daha çöz. Yani kolay soruyla 2-3 sefer kolay soruyla bir kere karşılaşmak yerine zor soruyla 2-3 sefer karşılaşmak çok daha mantıklı diyebiliriz. İlk önce deneme çözüp sonra soru çözmek mi? Yoksa soru çözüp sonra deneme çözmek mi? Şimdi arkadaşlar ilk başta konuyu öğrenmeniz lazım. Yani şöyle bir çizgiyi yapacak olursak diyelim ki şöyle çiziyorum size. Şöyle bir tablo yapın kendinize. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu tablo yaptıktan sonra diyelim ki. Matematik ilk konu neymiş? Hemen açıyorum. Sallıyorum şu anda. Hemen nerede matematik ilk konu? Çarpanlar ve katlar olsun. Çarpanlar ve katlar matematik ilk konu. Ben bilmiyorum ama matematik. Çarpanlar ve katlar diyelim. Buraya yazıyorum. Çarpanlar ve katlar dedim. Tamam. Sonra da üslü sayılar dedim. Sonra işte köklü sayılar dedim. Tamam köklü dedim. Böyle yaptın. Konuları yazdın. Bu şekilde diğer derslerde de aynı şeyi dizebilirsin. İlk başta konu anlatım dersi. Yani konu anlatımını çalışın Videodan ya da arkadaşından ya da online dersen yani bir şekilde dinledin. Bu bir. İkincisi örnek sorulara baktın mı? Örnek sorulara nasıl yan hocam? Örnek soruları bak. Yap demiyorum ben sana. E bak sadece nasıl soruyorlar. Hı, böyle çıkıyor. Örnek soru eğer zorsa tamam bir dakika. Sonra temel sorular çöz. Yani konuyla alakalı basit sorular. Sonra orta seviye sorular çöz Tamam bunları da çözdüm. Başka kaynaklardan da bulursun. İlla tosta gerek yok. Sonra sınav tarzı soruları çözün. Bu soruları çözerken belki bir dakikada çözün. Bu soruları belki bir buçuk dakikada çözün. Bu soruları belki ilk başlarda 5 dakikada çözdün. Sonraları iki dakika indirdin. Sonra bu sınav tarzı soruları çözüp, çözdükten sonra artık denemelere geç. Denemede zaten bu konudan yanlışın çıktıysa bir daha tekrar bu konuyla alakalı ödev vermek zorundasın kendine. Ama bu konular artık yanlışın çıkmıyorsa denemede o zaman yanlışın çıktığı konuya alakalı ödev vermelisin. Yani dolayısıyla sen bir konuyla alakalı başta şu aşamaları bitireceksin sonra denemeyi çözmeye geçeceksin. Denemeleri çözdükten sonra yanlışın çıkarsa tekrar soru çözümüne geçebilirsin. Tekrar soru çözebilirsin. Niye? Denemede çözmeler hemen denemede çarpanlar katlar denemesi yok ama... Kotalarda var gerçi, kotalarda konu konu gidiyor. Hatta kotamız varsa göstereyim size şöyle. Ee, nerede matematik kotası? Bakın. Şöyle göstereyim, mesela matematik kotasında sadece çarpanlar ve katlarla alakalı denemeler var. Nerede mesela? Çarpanlar ve katlar demiş, sadece işte çarpanlar ve katlar denemesi var yani konu taramaları. Fakat e, bunun sadece birinci önemi de var. Fakat sen diyelim ki elinde bu yok veyahut da bunu almak istemiyorsun. O durumda sen o konuyla alakalı önce sorular çözeceksin, sonra deneme, sonra yine... Hata yaptıysan soru. Hata yapmıyor musun? O zaman artık soru çözmene gerek yok. IPS Galaxy. Kuşadası makbul Hasan Uçar. Tabii ki tanıtabiliriz. Arkadaşlarına soruları. 420 puanda olan biri matematikte 10 netten kaç net çıkar? Matematikte son 24 gün içinde 10 netten 13, 14 netlere çıkabilir. 15 nete bile çıkabilir eğer sınavını iyi geçerse. Son günler çünkü artık az kaldı zamana. Ama bu da iyi bir şey. Toz yöntemini kullanıyorum ama matematik hala yapamıyorum yapmalıyım. Bu sorunun cevabını yukarıda vermiştik. Doğru yaptığın soruyu bir kez daha çöz. Ama cevaplarını kapatarak çöz cevaplarını değiştirerek çöz. Mutlaka mutlaka bir kez daha çözmelisin. Doğru yaptığın soru değil de yanlış yaptığın soru. çözümünü öğrendiğin soruyu. Netlerimizi nasıl artırabiliriz? Arkadaşlar netlerimizi artırmanın yöntemini de söylemiştik. Mutlaka artık sınavda kendinizi e, bir bütünleştirin. Yani şu sizin çalışma masanız ya. Şu masa, şu sandalyeniz. Tamam şöyle çiziyorum. Şu masanın ayakları çok kötü çizdim. Burada evin penceresi mi var? Tamam. Burada duvar mı var? Bu duvarın etrafı esasında sizin posterlerinizle dolmalı. Nasıl poster? Postitleriniz olabilir. Yanlış yaptığınız soruları kestiniz diyelim ki bu soruyu kesiniz o olabilir. Bu sorunun çözümünü öğrenince kadar orada duracak. Fende, inkılapta, İngilizce öğrenmeniz gereken, ezberlemeniz gereken şeyler olabilir. Her taraf bunlarla dolu. Soru çözerken banyoya girdiğinizde, oraya giderken, buraya giderken hep onları karşılaşın. Ve ardından da bol bol sorular çözün. Denemelerde ister istemez netleriniz bazen azalacak, bazen artacak, bazen azalacak, bazen artacak. Bazen çok fena azalacak, bazen artacak, bazen azalacak, bazen, azalacak, bazen az azalacak. Ama dikkatliyseniz. ...yavaş yavaş arttığını görüyor olacaksınız. Ha, pat diye şöyle artmaz denemeler. Hop, 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 böyle artmaz. Hele hele son günlerde bayağı yavaş yavaş artar ama sonunda mutlaka kazanan siz olacaksınız. Geri sayım denemelerinin e, buna yönelik bir çalışmamız olacak. Ama şu anda lütfen siz yeni denemeleri değil, net bir şekilde zaten ana denemelerimiz çıktı biliyorsunuz. Artık netler artırıyor dedik ve alt adımda hızlı tekrarımız çıktı. Geri sayım denemelerimiz var, doz denemelerimiz var hatta şöyle almak istiyorum... Çok özür dilerim. Videoda vaktinizi çaldım. Geri sayım denemeleri ve doz denemeleri de zaten bence yeterince bir deneme oluşuyor. Geldik Gönül Okun'la. Kuşadası Makbul Hasan Uçan Anadolu Sesi. IPS'i kırmamışız. Gerçekten de bakın mühendislikler, eğitim fakülteleri çok başarılı öğrenciler yetiştirmiş. Dilimi de 12. O zaman çalışıp kazandığımızda kimse elimizden alamaz. Hadi bakalım. 404 puanla girilmiş ve çok da başarılı olabiliyorsun. Ha hocam ben daha iyisini istiyorum. Tamam sıkıntı yok. Daha yüksekini tamam hiç sıkıntı yok. Ama sen hangi liseye gidersen git. Çok iyi yerler seni zaten bekliyor. Ama şu anda sen girebileceğin en iyi bir liseye girmeye çalış. Ödülü soru yorumlarımızı bekliyoruz arkadaşlar. Son tekrar kampımız başladı. Zaten sıkı sıkı izlediniz biliyoruz. Artık bizden kurtulamayacaksın LGS. Çok güçlü geliyoruz.